Mehmet Aydemir'in sorusu. Hocam, üyelerin yaşadıkları ile sizin programınız her gün olmalı ve aylarca sürmeli. Çünkü uyanış yeni başlıyor. Benim bir sorum var. Ben de sayenizde zikre girdim. 2 aydır izliyorum. Başlarda anlam veremiyordum. Ama sonra yaşadım ve gördüm ki benim sorum şu. Bir gün Davudi bir ses yukarı bak dedi. Sırçadan bir köşk gördüm. Gerçektir değil mi hocam? Ne olur bunu cevaplayın. Bakın, vsrkarnı.com sitesinde zikirde neler yaşayacaklarınız bölüm var. Dünyada bir ilk dedik. Söylemeye de devam ediyoruz. Lütfen vsrkarnı.com sitesinde zikirde yaşayacaklarınızı teker teker okuyunuz. Bir daha okuyunuz, sonra bir daha okuyunuz. Orada ne yazılı ise bu zikri yapan bütün kardeşlerimiz Allah'ın o lütuflarından renkler değişik olabilir. Resimler değişik olabilir ama ana tema, ana konu asla değişmez. Bu kardeşimiz cennetteki evini merak etmiş. Yol doğru mu diye kendi kafasından geçirmiş, gönlünden geçirmiş. Rabbi de ona cennette sırçadığımız camdan bir saray göstermiş. Bu onun ilelebet oturacağı ev değil. O birkaç günlük zikrine karşılık ya da bir iki aylık zikrine karşılık Allah'ın ona bir lütfu. Cennete kimler gelecek? Günahı olmayanlar ya da günahı affedilenler, hayırda öne geçenler, amelleri güzel olanlar, iman üstü amel yapanlar, Allah ve Resulü'nü çok sevenler, Kur'an'a ve sünnete uyanlar. Bunlar gelecekler. Bu kardeşimiz de Rabbi onu gideceği, bu dünyadaki hayata bittikten sonra yeri gösteriyor. Bu kardeşimiz bu saraydan çok daha büyüklerine, çok daha büyük bahçelere inşallah Rabbim ona bu şekilde göstermeye devam edecek. Bu onun 2 aylık zikrinde Allah'ın verdiği bir lütuf. Başka bir şey değil. O şöyle düşünün. Zikre ilk girenin tıfıl manalar çocuğu olarak kabul ediyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah onların razı olsun. Bu çocuk daha marifetin çocuğu. O kuldan beklemeyi bırakmış. Rabbinden istiyor. Rabbi de ona mesajı gayet açık. Kulum seni sevdim. Cennetime yerleştireceğim seni diyor. Böyle Allah sevilmez mi?